5 sene sonra yine yeniden saçlarımı açıyorum. Bu arada hiçbir yeri toparlamadım ve biraz da hastayım, kusura bakmayın ama inanın şu videoyu çekecek mental enerjiyi kendimde çok zor buldum. Haftalardır saçlarımı bekletiyorum ve artık dedim ki yeter. Bu saçların renginin bir tık açılıp düzenlenmesi lazım. Çünkü diplerim çıktı. Galiba ilk videodaki açıcı da buydu. Öyle olması lazım. Güvendiğimiz, sevdiğimiz, nasıl güvendiğimiz diyebiliyorsam açıcıyı aldım. Ama bu sefer saçlarımı gri yapmayacağımız için tabii. Hani hedef şu uçlardaki rengi bütün saça bir şekilde yedirebilmek. Bayağı şöyle paket atmayı düşünüyorum. Hani aralara highlight fırçasıyla. Bilmiyorum yani bir şey takılacağım. Çok spontane gelişecek her şey ve çok içimden geldiği gibi takılmayı düşünüyorum. Arkama şöyle bir ayna koydum. Arkadan görürüm saçlarımı diye. Görmüyorum. Nasıl olacak? Yok abi gözükmüyor yani. Hiç bilmiyorum nasıl yapacağım. Ya arkaları nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Burakcan Türkiye'de. Evde kimse yok. Kendi başıma kala kaldım. Yani açıcım bitse Mehmet abiden de gidip alamıyorum. İlk videoda aynı sokakta oturuyorduk kuaförümle. Gitmiştim. Açıcım bitmişti. Açıcı almıştım. Gelmişti. Hadi saçı ayırdın. Dipleri ne yapacaksın? Ya tekrar bu videoyu çektiğime de inanamıyorum. 5 yıl sonra. Ama dedim ki bayağıdır YouTube'a video koymuyorum. Daha iyi bir geri dönüş olabilir mi? Bence olamaz. O yüzden bu manyaklığı tekrardan evde yapayım dedim. Ve de biraz konuşalım dedim yani. Bayağıdır konuşmuyoruz. Bayağıdır kendimi sosyal medyaya kapadım. Yani asla eskisi gibi değilim sosyal medyaya karşı. Çünkü sosyal medya da eskisi gibi değil. O yüzden biraz geri çekildim, biraz darlandım, sıkıldım. Eskisi kadar keyif almadıkça da eskisi kadar bir şey yapamamaya başladım. Of, nece yazıyor bu? İngilizce yazıyor mu? Ay bir şey söyleyeceğim, travmatize oluyorum şu an. Şu mor toz var ya, beni mental olarak çok zorluyor. Ben kuaförde bu L'Oreal'in, reklam falan değil bu arada, YouTube'daki mevzuatları bilmiyorum da, L'Oreal'in bu şeyleriyle boyatıyordum saçımı daha sağlıklı diye. Inoa şeyli, amonyaksız falan. Çok güzel de renkleri var bu arada. Ben çok seviyorum. O Inoa'nın böyle setini aldım ki burada kendi saçlarımı kendim boyayayım. Nitekim boyadım da bu arada. Gayet de güzel gidiyordu her şey. Ama işte dipler mipler iyice çıkınca çok mu oldu? Yo, bence tam 1'e 1,5 gibi bir vibe'ı var şu an bunun. Kuaför normalde benim saçlarımı böyle araları açtı. Komple saçımı açmadı. Onu yapmaya çalışacağım. O yüzden bu alüminyum folyoları falan hazırladım. Ama arkaları görmediğim için, yani Allah ne verdiyse diyerekten, tüm saçımı açmama da hani ramak var yani. Biraz daha buna oksidan. Zaten diplere de süreceğiz. Ben paket maket atamam abi. Nasıl atacağım ya? Buna böyle arkaya koyacağım da. Yine alüminyuma saracağım. Hani alüminyumlar güzel, işimize yarar, ziyan olmasın ama sanırım komple açacağım. Şöyle yapıyorsun, hani araları açıyor gibi. Acaba bu işin içine girdiğinde işler daha da mı zorlaşır? Bilmiyorum. Deneyeceğim. Ama bu yarısı tarakta kalıyor, böyle olmaz ki. Evet, ilk paketi atıyorum. Bir dakika, saat kaç? Saate bakmadım, bir dakika. Okey. Neyse, bu sırada Hollanda'da hayat konuşalım. Belki merak ediyorsunuzdur. Bence bunları rahat bir şekilde konuşabilmek için bir sene beklemek gerekiyor. Çünkü gerçekten anlamıyorsunuz ya. İlk aylar böyle havada geçiyor yani. Bildiğin hani havadaymışsın gibi bir his. Ben hani burada mı yaşıyorum, ne yapıyorum? Nasıl geldiğiniz de bence çok önemli bu konuda bu arada. Ama sadece benim kendi işimi yapma hakkım var burada. Öyle olunca da birdenbire geldim, iş ortamına girdim, insanlarla sosyalleştim değil. Beni evin içinden sanki aldılar İstanbul'da. Yine evin içine koydular ve bu sefer etrafta hiçbir şey yok. 30 milyon neredeyse bir şehirken İstanbul, ben şu an 75 bin kişinin yaşadığı aşırı küçük bir şehirde yaşıyorum, hani düşünebiliyor musunuz? Öyle olunca biraz sarsıldık açıkçası yani. İstanbul'daki hayatımız da öyle hani kötü de bir hayat değildi. Kötü, iyi meselesi de değil bence. Ne olursa olsun 30 yaşındayım ve hani 30 sene boyunca yaşadığım yer benim İstanbul'du. Ben Türkiye'den o kadar bıkmış bir noktadaydım ki böyle buraya gelince sanki her şey toparlanacak birdenbire ve çok iyi olacakmış gibi bir hisse kapıldım. Yani ya da şöyle söyleyeyim, daha hızlı bir şekilde hani iyi adapte olmak ne kadar zor olabilir ki falan gibi bir yerden yola çıktım. Yani öyle olmuyormuş. Hani o kadar da değilmiş yani. Türkiye ya, var ya, o kaos bile senin her gün yaşadığın, içine çektiğin kaos, o İstanbul'un kaosu bile
alıştığın bir şey olduğunu burada fark ediyorsun. Çok çok acayip. Ya burada gördüğüm insan sayısı o kadar az ki. Hani böyle bir şey oluyorum. Allah Allah ya. Çok sessiz ya burası falan. Oluyorsun yani. İlk zamanlar abi çok iyi. Huzur falan diyordum da. Uçlara ben sürüyor muyum? Nasıl olacak bu ya? Hiç bilmiyorum. Ne kadar bekletmeliyim acaba? Bir yarım saat. Mesela bekleteyim mi? Keşke canlı yayın yapsaydım. Bunu da şu arkalarıma insanlar bakıp deseydi ki. Zeynep şuraya da sür, buraya da sür. Çok da iyi fikirmiş. Şu an aklıma gelmesi taşınacağımı bile bile. Diplerimin de boyanması gereken bir ateşe kendimi attım acaba. Burası ile ilgili konuşmaya devam edeceksek yani hani şu ana kadar neler beni zorluyor. Hava beni aşırı zorluyor ya. Biliyordum ama yani havanın beni çok zorlayacağını bilerek bu kararı aldım. Ve Hollanda yani bence ekstrem olarak Hollanda'da maalesef çok tatsız bir rüzgar söz konusu. Ve bunu şöyle düşünün. Yani mesela sabah kalkıyorsunuz, hava durumuna bakıyorsunuz. Burada dakikalık hava durumları var bu arada. Kaç dakika sonra yağmur yağacağını falan görüyorsunuz. 5 dakika sonra yağmur çiseliyor, bulut geçiyor. Ya olabilir, anladın mı? Olabilir. Yani buradaki hiçbir şey %100 size doğru şeyi de vermiyor. Tahmini de vermiyor. Veremiyor yani. Hani onları da suçlayamıyorsunuz. De biz buraya geldik Ocak'ta. Ya var ya kara kış. Kara kış. Hava 4'te kararıyor. Gün ışığı desen yok. Zaten full bulut. Yani gün sadece aydınlık olabiliyor. Hani gün ışığı burada bir lüks. Şimdi bunun altına şey yorumu gelir mi? Dön o zaman falan. Abi. Ya bir de yani ay bu arada of konuşmak istediğim çok şey var ya. Yani yurt dışına taşındığında kimseye hiçbir derdini anlatamaman sanki hani yani sen bunu seçtin abi. Sen bunu yaşayacaksın gibi bir psikolojide oluyorsun. Yani ailene falan mesela canının sıkkın olduğunu bir gösterme, iki gösterme sonra sende patlıyor. Çünkü insanları da üzmek istemiyorsun. Yani uzaktalar. Aileyle olan iletişimi hani seni de yıpratmayacak, onları da yıpratmayacak noktaya getirme işi, sosyalleşmek. Ben mesela en çok o konuda ilk zamanlarda çok kendimi kötü hissettim. Çünkü ben evden çalışıyorum. Yani bir sürü olay var bu konularla alakalı. Ayrıca yani videolarca konuşabilirim bu arada. Eğer böyle bir şey isterseniz. Hani düşünen, eden, imkanımız var da kafamızda sorular var falan diyen ya da hiç imkanımız yok ama merak ediyorum hakikaten bu insanlar ne yaşıyor diyorsanız yazarsanız aşağıya. Seve seve anlatırım. Çünkü biraz değil. Yani her şeyde olduğu gibi. Heh, bu konuyu da konuşmak istiyordum. Bu zaten monolog şu an ben kendi kendime. Konudan konuya atlıyorum. Siz de artık saçımın sonunu görene kadar buna katlanacaksınız. Sosyal medya yani o kadar kolpa bir yer ki. Sosyal medya o kadar yalan dolan bir yer ki. O yurt dışında yaşayan insanları görüp de hani özendiğiniz hayatların da arkasında her şeyde olduğu gibi. Yani Türkiye'de yaşayan çok zengin influencer'ın hayatının da perde arkasında senin benim görmediğimiz bin bir türlü zorluk olduğu gibi. Bunların hiçbir yansıtılmadığı için, bambaşka bir dünya bize sunulduğu için. Yurt dışında yaşayan insanların da Türkiye'deki insanlara yani böyle sanki çok muhteşem bir hayat varmış orada gibi empoze etmeye çalışmasını da ben buradan birebir gözlemlemiş oldum. Ya bence artık sosyal medya çok zararlı bir hale geldi. O yüzden bence mümkün olduğunca kendinizi zarar görmeyecek bir noktaya getirmeye çalışın sosyal medya konusunda. Ekran sürenizi azaltın. Kendinize iyi gelen şeyleri izleyin. Kendinizi başkasıyla kıyaslarken yakalıyorsanız hemen oradan uzaklaşın. Başıma neler geldi? Sen konuş. Telefonun hafızası bitmiş abi. İnanamıyorum. Çok mutsuzum. Ama nerede kaldığımı biliyorum. Ve o sırada da alüminyum folyom bitti. Şimdi hemen onu da yaptım geldim. Hemen saçımın şu kısmını da yapıp bu işi bitiriyorum. Ve bekleme fazını artık tamamıyla başlatıyorum. Çünkü burayı artık daha hızlı yapmam gerekecek. Ya şundan bahsediyordum en son. Çok da güzel konuşmuştum. Göç eden insanları sevin koruyun temalı konuşmalar yapmıştım. Ya Türkiye'den yurt dışına taşınmak herkes için çok böyle sadece pozitif gibi algılanan bir şey gibi geliyor bana. Ama işin içine girdiğiniz zaman öyle değil. Onu anlatıyordum aslında. Yani yurt dışına taşınmış arkadaşlarınız varsa onlara destek olun. Çünkü bence onların çok desteğe ihtiyacı var.
Yani çünkü bulunduğun yerden şikayet etmek ile bu şikayeti aksiyona döküp hiç bilmediğin bir maceraya atılıp tamamen konfor alanından çıkmak çok farklı iki hikaye. O da gitti şöyle işte gitti de paraya para demiyor. Ya her şey para mı arkadaşlar? İnsanlar arkadaşlarını sevdiklerini geride bırakıyor. Yani her şey para değil ki. Burada çok iyi para kazanıp bambaşka hayatlar yaşayan arkadaşlarınız tabii ki mutlu. Yani çünkü burada yaşamak kolay. Gerçekten. Avrupa'da, Amerika bilmiyorum. Amerika'da yaşamadım. Hani Avrupa'da refah seviyesi, ekonomisi daha iyi olan yerlerde yaşamak tabii ki Türkiye'ye göre daha kolay. Yani ben sabah dışarı çıktığımda küfür ettiğim şey yok artık burada mesela. Başka şeyler artık derdin oluyor. Hemen bir ekonomik fact vereyim. Hollanda'nın enflasyonu geçen sene %14'müş. Bu sene %2,7'ye gerilemiş. Ne? Bir Türk olarak ben böyle buradaki gündemsizlik ve habersizliği de çok garipsiyorum. Yani biz çünkü her Allah'ın günü yeni bir olayla Türkiye'de uyandığımız için burada haftada iki olay falan oluyor ve bütün hafta onun haberi dönüyor mesela. Geçen böyle bir haber okudum. Hani iyi haber okuyorsunuz falan mesela. Çok ilginç. Yani işin tabii böyle övülecek çok güzel tarafları da var. Asla yok değil. Ama işte o bile insana garip geliyor ya. Sen öyle bir kaostan gelmişsin ki. Yani içinden diyorsun ki ulan siz ne yaşıyorsunuz ya? Ne oldu? Highlight fırçası ne oldu peki? Yalandan arkaları yap yap sen sonra highlight fırçası. Ne oldu? Yalan. Çünkü o highlight fırçası ben beceremem. Onu bir de ben izledim nasıl yapıldığını. Böyle adam aralara minik minik atıyor. Ben onunla tarıyorum saçı. Sonra saç açılmayacak. Öyle iş mi olur? Şöyle yalandan bak. Şöyle baksana dibinde kalıyor zaten. Bu onun için değilmiş yani böyle ayılama taramak için değil. Şöyle ufak ufak brush atacaksın. Brush. Aynen. Baktığımda turunculaşmadan güzel açılmış gibi. Evet. Turuncu açılmıyor dedikten sonra saçımın turuncu açılmış olması dışında bir problem yok ama dediğim gibi önemli değil. Çünkü turunculuk bize şu an koyacak bir şey değil. Ama bazı yerlerin daha fazla açıldığını, arada bazı yerlerin hiç açılmadığını görüntülüyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ama hani mavi suyuma kadar Türkiye'den getirdim. Gerçek bir kuaför deneyimi yaşıyorum şu an. Ara ara böyle açık koyu olması da hoşuma gidiyor. Saçlarım kıvırcık olduğu için. Yani düz saçlı olsam zaten ben bu evde saç açma işine falan da asla girmem. Ama kıvırcık saçlı olunca insana bir haz geliyor. Mesela şu an saçımı kesme şeklime bak yani bunu birkaç kuaför şu an görse herhalde kriz geçirir. Tavuk makası olan bu hani bıçak setlerinden çıkan makas vardır ya hiçbir zaman tavuk kesmek için kullanmadığımız. Bayağı o makasla ben saçlarımı kesiyorum. Şu uçları bir saniye kırp kırp yapacağım. Yemek yiyorum, saçımı kurutuyorum ve sonra diplerle tekrar sizlerleyim. Tada! Bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle hiç fena açmamışım. Gerçekten kuruduğu noktada ben bak şu dipler çok açılmış mı? Ya açılmış be ya yok açılmış. Işıkta güzel gözüküyor. Boyaya geçiyorum. Çünkü çok sıkıldım. Çok uzun sürdü. Ya benim sabrım neymiş 5 sene önce? Ben bir de gri saç ya. Bir de gri gri. Bir de gri. Şimdi bu 7 galiba. Burada gri gösteriyor. Demek ki bu soğuk alt tonlu. Bu da böyle bakır gösteriyor. Bu da bence sıcak alt tonlu. Bravo alkış. Şöyle bir şey düşündüm. Biraz daha 7'den koyayım da böyle saçım çok da kızıl kızıl olmasın istiyorum. Her ne kadar 6 zaten kızıl bu arada. Yani bunu engelleyebilir miyim bilmiyorum ama. Bayılıyorum. İki tane rengi bir araya getireyim. Karıştırayım. Bu hayatta en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Buradaki sivrisineklerde hayatta kalma içgüdüsü yok biliyor musunuz? Direkt ölüyorlar abi. Çok ilginç. Türkiye'deki mesela kaçıyor böyle. Orada bir çünkü koşturmacası var o hayvanın bile. Ama size yemin ederim buradaki sivrisineklerin bile hayatta bir koşuşturmacası yok. Yani çok garip bir tespit ama bilmiyorum. Bu arada hava kararmadı ama bir bulut geçti az önce. Birdenbire tabii ki yine yağmur başladı. Dedim ki ne oluyor? Hava mı karardı? Ha buranın güzel bir artısı daha. Hava yaza doğru çok geç kararıyor. Yani yazın 11'i falan buluyor. Ne anlatıyordum ya? Nerede kaldık? Biraz daha kafa şişireyim. Bu ara şimdi ben biliyorsunuz freelance çalışıyorum. Yıllardır. 7 yıl, 8 yıl oldu. Ve bu ara artık sanırım insanların sosyal medya hesaplarına danışmanlık
verip reklam vermek isteyen insanlara yardımcı olup insanlarla hani birebir görüşme yapıp o insanların işte varsa marka hesabı yoksa kendi hesaplarını büyütmek istiyorlarsa onlara akıl vermeyi, farklı şeyler için kafa yormaya başlamak çok iyi geldi. O yüzden bu ara birebir görüşmeler yapıyorum. Hatta aşağıya da linkini bırakayım. İnfluencerlıkla ilgili olabilir. Markanızın sosyal medya stratejisi olabilir. Onu da yapıyorum. Dijital pazarlama yani meta reklamları vermek istiyorsunuz. Bütçeniz kısıtlı. Nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Benim işim bu olduğu için zaten fazla kendi işini yapan insan var. Ama mesela bir reklamcıya para vermek gerçekten o küçük işletme için çok zor olabiliyor. Ben de bunu düşünerek dedim ki ben insanlara şahsi olarak insanların kendi işletmelerine nasıl katkıda bulunabilirim diye düşünüp danışmanlık vermeye başladım. Ve buna bir de ilerleyen dönemde freelancerlık eğitimi, sosyal medya, dijital pazarlama eğitimleri eklemek istiyorum. Artık biraz yaptığım şeyleri insanlara da öğretmek, anlatmak, tecrübelerimi paylaşmak istediğime karar verdim. Böyle bir farkındalık yaşadım burada. Ya Türkiye'de o kadar çok yani kendine sosyal medyacı diyen sosyal medyacı var ki kendi mesleğimi hiçbir zaman böyle öne çıkartmak istemediğimi fark ettim bu insanlar yüzünden. Buraya gelince herhalde uzaklaşınca mıdır artık nedir? Biraz daha bunların farkına vardım ve kendi kendime dedim ki Zeynep yani sana ne ya o insanlardan? Boşver sen kendi yoluna bak. Hayvan gibi tecrüben var. 23 yaşında daha freelancerlık ortada yokken freelancer olmuşsun. Millet 2 yıllık tecrübesiyle yok işte sosyal medya eğitmenim falan diyor ya sana ne ya? Boşver abi herkes kendi ekmeğinde. Bu video kaç dakika olacak acaba? Hiç konu susmadım ya. Sosyalleşmediğim çok belli değil mi? Dedim ve kendi kendime bu yolculuğa atılmaya karar verdim. Yani anlayacağınız ben artık daha danışmanlık ve eğitim taraflarında bir şeyler yapmak istiyorum. Bir de. Hadi söyleyeyim bunu ya. Bunu kimseye söylemedim. Podcast'e başlıyorum. Ablamla beraber. O da sosyal medyacı biliyorsunuz. O da freelance çalışıyor. Birlikte influencerlık, sosyal medya, pazarlama üzerine hem bir şeyler öğretip hem bir şeyler anlatıp hem komik şeylerimizi, anlarımızı paylaşıp hem birileriyle dalga geçip böyle seriye başlıyoruz. Bir podcast'e başlıyoruz. Yani ablamla zaten hani yıllardır bir şey yapmamış olmamıza inanamıyorum ama işte ya o kadar çok işimiz vardı ki ve o kadar farklı karakterleriz ki oturup da anlaşabileceğimizi bence düşünmüyorduk ama artık bence bu anlaşamıyor oluşumuzun da değerli olduğunu fark ettik. Çünkü Pınar daha analitik bir tiptir. Ben daha böyle geyik, lak bir tipimdir. Hani o yüzden bence güzel bir combo. Eğlenceli şeylere imza atabiliriz diye düşündük. Bir de ikimizin totalde gerçekten 20 yıllık falan bir tecrübesi var artık. Bizim mesleğin en kötü tarafı herkesin sosyal medya kullanabiliyor olması. Herkes sosyal medya kullanabiliyor diye kullanabildiğini sanıyor. Ya da bildiğini sanıyor. Algoritmayı falan çok iyi biliyorum falan diye. Böyle millete eğitim satıyorlar. Ben çok tutuluyorum öyle şeylere. Bir de biz bir konuşalım, anlatalım bakalım derdimizi, meramımızı diye düşündük. O yüzden de böyle bir şeye başlamaya karar verdik. Önümüzdeki aylarda muhtemelen burada YouTube'da yeni bir kanal olarak görüyor olacaksınız. Ben sanırım ben uzun format insanıyım ya. Beni bu short format contentler mahvetti ya. Yemin ederim size. Kısa ya. Uzun uzun ben konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum kardeşim. Hakikaten kısa format içerikler patladıkça ki artık onlar da uzuna dönüyor. 1-3 dakika ve üzerine falan dönüyorlar ya. Ben bu kısa format içerikler devam ettikçe şeyi fark ettim. Ne kadar aslında YouTube içeriklerini izlemeyi de çekmeyi de özlediğimi. Uzun format içeriğin yerini bence hiçbir şey tutmuyor ya. Bambaşka bir şey yani. İkisi çok çok başka şeyler. Biraz elimi yıkayayım mı? Biraz boya oldu. Bir şey diyeceğim. Parmaklarım uçları boya oldu ya. Ah Zeynep ah. Parmaklarıma bak. Abi unuttum bir şey de olmaz diye düşündüm. Bir yandan da daldım ya. Ah be Zeynep'im. Burada düşünecek çok vaktim oldu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya İstanbul'un karmaşası, insanı, ya arkadaş çevren bile abi yani her dakika biriyle buluşuyorsun kafanda bir düşünce oluşurken bile. Hadi diyorsun dışarı çıkayım. O düşünce de gidiyor zaten. Kalmıyor ki geriye bir şey. Yani o yüzden İstanbul'dan sonra burada insanı düşünecek çok vakti oluyor. İnanın bana yani. Öyle olunca da neyi sevdiğimi, neyi sevmediğimi, neyi zorla yaptığımı, neyi yapmak istemediğimi oldukça düşündüm. Böyle kafalardayım ya burada. Yani iyileşiyorum diyebiliriz. İlk zamanlar mental çok zordu da şimdi toparladık artık. Mentali diyebiliriz bence. Şunu çıkarayım. 2 dakika beklesin şunlar diplerimde. Bu elleri ne yapacağıma bakayım ya. Aseton. Uçları boyuyorum. Saate de bakayım artık bence ki. Şu dakikaya bakayım anlarız. Güzelce yediren zo. Bu arada
Evin banyosu tam bir Türk evi banyosu değil mi? Buraya bir Türk usta eli değmiş gibi hissediyorum. Bununla ilgili şöyle bir taktiğim olacak. Eğer ki istediği bir renge ulaşmazsa kaşlarım bir tık içine açıcı karıştırıp böyle bir tık daha fazla bekleteceğim. Kaşlarım, saçlarım bitsin, yıkayıp geliyorum. Son aşama artık. Sonuç. Asla belli olmuyor tabii ki. Sırılsıklam şu an saçım çünkü. Ama galiba artık saçımı kurutmayıp kendi haline bırakacağım. Çünkü benim saçlarım, bilmiyorum bütün kıvırcık saçlarda bu böyle mi ama kurutunca, kendi haline bırakmayınca çok kötü oluyor. Böyle saçak saçak oluyor. O yüzden çok da yordum saçı bugün zaten. Şimdi hemen bir biraz su aksaydı. Böyle Atatürk kumralı gibi diplerim. Ne diyorsunuz? Tam Atatürk kumralı oldum. Beklediğim renge yakın gibi bir renk. Sanırım hissettiğim o yani. Şu an çok anlamasam da. Şimdi hemen müthiş bir ikili yapıyoruz. Bu Kerastas'ın hyaluronik asit serumunu saçıma sürüyorum ki neme doysun. Saçı belki yarın gösteririm bu arada. Videoyu burada şimdi bitireyim. Bir de kaşımı bir tık açacağım şimdi. Çok açıcı döktüm şeye. Evet, yağ da bu. 7 numara. Olaplex'in 7 numarası. Bu bone havluyla saçımı bir saracağım. Ondan sonra da şunu kullanacağım, bu Da Vinci'nin Pearl Building Serum diye bir şey. Yani inanılmaz yetiyor bu arada. Çok uzun süre gidiyor. Tabii saçlarınız buranıza kadar değilse benim için çok uzun süre gidiyor. Şimdilik benden bu kadar. Kapanış ve saçımın en son hali için biraz beklemek gerekecek. Ya bu akşam ya yarın videoyu kapatmak için sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik öpüldünüz. Selam. Ertesi günü bekledim çünkü daha iyi gözükeceğini düşündüm açıkçası gün ışığında akşam. Çünkü ben de anlamadım saçımın ne renge döndüğünü. Şu an fark ediyorum ki böyle kumral soğan kabuğu arasında bir yerdeyim. Tabii daha aydınlık bir yerde saçlarım çok daha açık renk gözüküyor ama ben sevdim. Orta halli bir mahalle kuaföründe alacağınız bir sonuç gibi bence. Şu an saçlarım güzeldi, eğlenceliydi. Sonlara doğru bir tık sıkıldım ama şimdi bakıyorum diyorum ki iyi ki evde yapmışım, iyi ki kendim yapmışım. Her şeyden önce unutmamışım ve griyi zorlamadığım sürece saçlarımı doğru düzgün açabildiğimi de fark etmiş oldum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizleri öpüyorum. Artık yılda iki kere falan saç açmayla görüşürüz gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın. Bay bay.